Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri çok önemli. Eylül sonuna kadar biz Türkiye bir güvenli bölge istiyor. 30 kilometre derinlikte bir güvenli bölge istiyor. Çünkü Türkiye'de yaşayan birçok halka da sorsanız Suriyeli mülteciler artık vatanlarına dönsün istiyorlar. Şimdi biz güvenli bölge yapamazsak Suriyeli mülteciler zannediyorum ki vatanlarına dönemeyecek. Artı Kürt koridoru meselesi var. Amerika e, oyalıyor. Yani müttefik mi sorarım size dost mu müttefik mi ne nedir Amerika Birleşik Devletleri çözemedik yani YPG ile beraber iç içe yaşıyorlar. Ee, şimdi süre doluyor. Siz ee, isterseniz güvenli bölgeden başlayalım işte 140 köy 10 ilçe gibi bir durum var İsterseniz Fırat'ın doğusuna operasyonla hangisiyle söz almak istersiniz bilmiyorum ama her an bir operasyon gerçekleşebilir. Türk Silahlı Kuvvetleri hazır mı şu anda? Türk Silahlı Kuvvetleri uzun süredir hazır. Tamamen hazır. Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda hazır. Her şey hazır. Sizce olur mu? Operasyon zaten eninde sonunda olmalı. Çünkü hani o sorunuz da önemli. Amerika müttefik mi, dost mu yani, diye evet. soruyorsunuz. Bunu herkes soruyor. Bütün Anadolu soruyor ve herkesin aslında cevabı ortak ve net. Amerika dost değil. Amerika müttefik değil. Hmm. Ee, bunun çünkü yapılanın dostlukla, müttefikle asla alakası yok. Amerika bir argo tabirle şöyle benzetmede bulunayım. Hani deve kuşu kafasını kuma gömer, sadece kendi dünyasını o kumun içinde görür ve yaptığı her şeyde doğru olduğunu zanneder. Amerika böyle bir mantıkla gidiyor. Amerika'nın buradaki niyette maksadı, hani biraz daha geniş e, arka plandan ve geriden bakalım derseniz, işte 91 yılını ben çok önemserim. Yani dünya tarihi için çok önemlidir 91. İşte Rusya'nın Glasnost diye bir anda e, Gorbaşov'un çökmesi. Amerika'nın tek kutuplu dünya halinde bir anda lider gibi ortalığa saçılması, hemen yangında mal kaçırır gibi Irak'a bir anda işgale girmesi, e bunlar tesadüfen olan olaylar değil. Yani bunun altyapısı evvelden hazırlandı ve Rusya bir anda dağıldı. Irak bir anda işte kitlesel imha silahını yalanıyla girdiler. Ve o girdiğinde aslında bugünlerin haritasını da çizdiler. 2005, Konzelde Reis, e hala cümleler kulaklarda, hafızalarda. E, Hı, artık 22 sınav. ülkenin sınırı değişecek dedi. Evet. Direkt dünyanın gözüne baka baka. Ve bunu da ifade ederken e, birinci yani öncelik sırası da verdi. Şu an dedi Irak. Ardından dedi Suriye. Akabir İran, İran ve Türkiye. Türkiye. Şimdi İran denkleminde biz yer değiştik. Neden? Çünkü FETÖ gibi bir belayı defettik def ettik. Ve bir anda Türkiye daha da öne çıktı. Ve sizin yani, şimdi bu... E, Suriye'den sonra Türkiye. Diyorsunuz. Aslında yani onların amaçları. Onların amacı oydu. Yani işte FETÖ darbe girişimi, ki ben onun doğru adının ülkeyi işgal girişimi olduğunu hep vurgularım. E doğru attı o bana göre. Ha, darbe girişimi değil, ülkeyi, ülkeyi işgal. Ülkeyi işgal girişimi doğrudan e, ve FETÖ üzerinden e, yapma gibi bir niyet içine girdiler. Fakat biz şükürler olsun bir anda bütün odakları harekete geçirdik ve böyle bir belayı def ettik. Dolayısıyla şimdi Amerika ile sizin e, özellikle 15 Temmuz'dan sonra yaptığınız işlerin hiçbirinde ajanda örtüşmüyor. Yani Amerikan ajandasındaki yazılanlarla sizin e, ajandanızda yazılanlar hiçbir bile alakası yok. Amerika kana, gözyaşına ve işgale kurmuş bütün oyunu siz huzura, barışa, toprak bütünlüğüne kurmuşsunuz. Dolayısıyla o terör devleti dediğimiz devlet aslında Kandil'de başlayan, Afrin'de Kandil'de sona eren ve ikinci yani biz Karabacağını konuşuyoruz. Akdeniz'de de devam eden bir devletin e, iz düşümüydü bu. O kadar doğru bir zamanlamada biz girdik ki mesela Kuzey e, Suriye Federasyonu diye bir şey yaptı Amerika 2017'de. E bunlar hep şu an e, üzerinden yıl geçtiği için unutuluyor. Ve orada kantonlara ayırdı. Yani Cizre, Aynelarab, Afrin kantonu. Biz son kantonla devreye girdik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda. Ve gerçekten bütün oyunu ters yüz ettik. Evet. Şimdi böyle bir ortamda yani güvenlik koridoruyla ilgili bizim taleplerimiz var. Amerika her ne kadar kağıt üstünde ve sözde Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz. Böyle bir koridorun oluşması için de birlikte çalışıyoruz, hareket ediyoruz dese de maalesef şu ana kadar bize ümit verecek veya hani bölge için gerçekten bunlar olumlu gelişme diyebileceğimiz bir safahati biz görmedik. Ki bunu Sayın Erdoğan başta olmak üzere en üst perdeden dile getiriyoruz, ifade ediyoruz. Burada ikiye böldünüz konuyu. Yani Fırat'ın doğusu ve güvenlik koridoru şeklinde. Şimdi güvenli bölge mesela onu ben biraz açmak istiyorum. İsterseniz Fırat'ın doğusu da şu anda burada bir kalsın. Çünkü ikisi de birbiriyle orantılı. Direkt bağlantı. Şimdi e, Türkiye diyor ki güvenli bölgeye dair ayrıntılar çıktı. Türkiye diyor ki Suriye'nin kuzeyinde 5 bin nüfuslu şu sarı alan mı hocam ee, Suriye, i̇şte bizim istediğimiz güvenli 32 bölge. kilometre yazan orada evet. bir taranmış şerit var. Evet orası. O şerit bizim güvenlik koridoru oluşturmak istediğimiz oluşturmak bölge. Istediğimiz ve orada e, 5 bin nüfuslu 140 adet köy, e, 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak. Bölgeye 1 milyon Suriyelinin geri gitmesi bekleniyor. Yani işte mesela daha da detaylar var. Köylerin her birinde 350 metrekare parsel büyüklüğüne oturan 100 metrekare 3 artı bir ev. Yani bu kadar şey detaya girilmiş. Ahırdan oluşan 1000 konut, 2 cami, 16 derslik okul, bir gençlik merkezi kapalı spor salonuyla yönetim merkezi projeleri var. E, şimdi bu ayrıntılar ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki, şerh koydu dedi ki e, bunu yapamazsınız, meşru değil dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz tam sözünü bulayım ben size bu haksız ve meşru değil diyor yani şimdi Türkiye bir güvenli bir bölge oluşturmak istiyor CHP Genel Başkan Yardımcısı diyor ki bu meşru ve güvenli değil diyor. Ne diyeceksiniz? Şimdi e, bizim bir kere Suriye ile ilgili yaptığımız sadece Suriye değil Irak'ın kuzeyine yaptığımız operasyonlar dahil. Hepsi meşru zemine kanuna hükme dayanan e, faaliyetler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ee, bir emperyal yapının devleti değil dünkü devlet değil yani asırların e, devleti ve tarihe yön veren bir devlet. Onun için yaptığı her iş bir mantığa bir esasa dayanarak ilerleyen bir devlet ve bu nedenle zaten hiç çatlak ses çıkmıyor. Yani siz Suriyenin kuzeyindeki e, Fırat kalkanı zeytin dalı dediğimiz operasyonlara girerken bu kopan yaygaraları hatırlayın. İşte bataklığa giriyoruz. Ne işimiz var? Girersek okay. e, bu e, bir ülkeye müdahale olur müdahale gibi. Olur. Bir çok, e, birçok maalesef e, adeta dış basın yani dış güç ağzıyla konuşan bir kadro çıktı ortaya. Ki halbuki e, Birleşmiş Milletler'de 51. maddesi çok net. Savunma hakkı veriyor sana. Ve biz o maddeye istinaden bu operasyona girdik ve giriştik. Ve bu nedenle de zaten hiçbir yerden ses çıkamadı. Zira biz başından beri dedik ki biz şu şu şartları oluşturmak için bölgeye giriyoruz ve planımız da bu. Bunu es zamanlı günlük bütün dünyayla paylaştık ve dediklerimizi de yaptık. Ya elin adım Amerika'dan geliyor, kaç bin kilometreden geliyor Suriye'de. Ben e, Türkiye'nin güneyinde risk altındayım, ben giremeyeceğim. Notu. Oraya sizi zaten davet edecek o kadar çok gerekçe var ki elinizde. Bir, dediğiniz gibi e, hiçbir tarihi bağı, dokusu olmayan yapılar bir anda coğrafyada baş göstermeye başladılar. Çinliler bile geldi. Çinliler bile geldi. <laughs> e şimdi sizin orada bir tarihi dokunuz ve bağınız var. Yani ben onlarla düne kadar Osmanlı'nın bir vilayetiydi Şam. Tabii. Halep. Doğru. Ee, Musul, Kerkük yani oradakilerle benim kan bağım var akrabalığım var. Oradakilerle benim tarihi geçmişim var. Birinci gerekçe bu. İkinci gerekçe benim oradan yaşadığım tehditler var. Ben oradaki yaşananlardan dolayı ülkem saldırıya uğruyor. Can ve mal kayıplarım oluşuyor. Artı komşu ülkem benim. Yani oraya ben müdahale etmeyeceğim veya ben orada olana seyirci kalmayacağım. Kim kalacak? Kim kalacak? Dolayısıyla bunları alt alta topladığınız takdirde biraz akıl ve mantıkla hareket eden ki Avrupa emperyal güçleri başta olmak üzere ilk defa akılla bana göre zorunluluktan kaynaklanan bir gerekçeyle doğru hareket ettiler ve Türkiye'yi sadece seyrettiler. Sürece karışmadılar. Süreçle ilgili en ufak bir destekte de bulunmadılar. Ve ibretle ve biraz da kibirle seyrettiler. çünkü orada hatırlarsanız işte 15 Temmuz gibi bir darbeyi atlatmış ordu girse dahi bir şey yapamaz gibi bir beklenti vardı. Aynı. Fakat bir anda biz destan yazdık. Şimdi bunun devamını nerede sağlayacağız? İşte yarım bıraktığımız Cerablus'tan Cizre dediğimiz bölgeye kadar olan işte haritada da görülen Sarı alanda, taralı, alandaki alanda bir alan hakimiyeti sağlayacağız. Bu bize neyi getirecek? Bir, terörle ilgili aldığımız tehdidi ortadan kaldıracak. İki, bu bölgeye biz bize göç etmişleri yani şu an Ciddi bir nüfusa ev sahipliği yapıyoruz biz Suriye konusunda. E, ve buradaki, oradaki kardeşlerimiz biz o ilk şoktan e, kurtulsunlar diye kucak açtık. Şimdi bunların bütün hayali ülkesine dönmek, orada tekrar toprağına, aşına, evine kavuşmak. Sadece onların değil, Türk Türk halkının da hayali. Beklentimiz o. Yani değil mi? Hani sonuç itibariyle sokakta sorun Suriyeli mülteciler. E tamam ev sahipliği yaptık ama ülkelerine geri dönsünler beklentisi var. E, bütün ülkede. Beklenti Yani. o. Ama orada eğer bir güvenli bölge oluşturulamazsa biz bu insanları geri dönmelerini sağlayamayacağız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bir Suriye konferansı da yaptı, gerçekleştirdi. Orada bir takım maddeler var. Siz bilmiyorum takip ettiniz mi? CHP'nin e, muhalefetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani doğru başlık mesela diyor ki Esad'la görüşülmeli, masaya oturulmalı, e, toprak bütünlüğünü savunmalı ki Türkiye zaten başından beri zannediyorum bunu yapıyor e, ve mültecilerin geri dönmesi sağlanmalı diyor. Şimdi çıkan başlıklar bunlar. Benim mesela uzmanlık alanım e, güvenlik ve terör. Siyaset değil ama e, bu iş yani konuştuğumuz konu ülke güvenliği ilgilendirdiği için birkaç cümle söyleyeyim. Şimdi e, üzülerek söyleyeyim ve e, ibretle söyleyeyim. Bizim Amerika'dan emperyal yapılardan İngilizce duyduğumuz kelimelerin cümlelerin aynısını Türkçe maalesef bir takım yerlerden duyuyoruz. Yani Türkiye'yi bu konuda Benzer cümlelerle eleştiren, kendi aklınca, kendine bir e, oradan paye çıkarmaya çalışan bir yapı var. Şimdi aynı yapının ülke içindeki temsilcilerinden de benzer cümleyi duyunca insan üzülüyor. Şimdi Türkiye e, bu konuda beka meselesi hep vurguluyor Suriye konusu. Ve gerçekten az önce bir cümle kurdum. Altını tekrar çizerek o cümleyi öne çıkarayım. Dedim ki e, o kadar doğru bir zamanda biz bu operasyonlara, harekatlara, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı girdik ki, artık bitiyordu. Yani son kantona gelmişlerdi. Ve tam zamanlaması mükemmel bir şekilde biz bu harekatlara giriştik ve süreç bir anda terse dönmeye başladı. Şimdi siz şöyle bir güvenlik koridorunu oluşturmadan o Sayın Erdoğan'ın hayalidir az önce verdiğiniz rakamlar ve işin işleyiş şekli. Bunları hayata geçirmeden nasıl geriye terse göçü sağlayacaksınız? Buradaki insanlar neyi bekliyor? Güvende hissedeceği, kendi toprağında evini, barkını, toprağını rızgını tekrar açacağı bir ortam arıyor. Şimdi Sayın Erdoğan mesela o konu gündeme geldiğinde hep e, şuydu hayali. Hatta onu çok defa konuşmalarını dile getirdi. Buraya dedi de öyle bir rol model e, köy oluşturmalıyız ki insanlar gelsin. Bir kafasını sokacak haneye kavuşsun. Önünde bahçesini ekeceği, o günlük rızgını kazanacağı bir tarlası olsun, evet. bahçesi olsun. Biz Türkiye bunu Kuzey Irak'ta bu bir Kuzey Irak modeli mi? Ee, hocam yani bir, bir hani böyle Kuzey Irak'ta böyle bir işte yerleşim düzen e, benzetme yaparsak Kuzey Irak'ta bunu pek uyguladığımızı söyleyemem çünkü orada biz daha çok şu an alan hakimiyetini sağlayıp oradaki o yıllardır oluşmuş kirli yapıyı o bölgeden arındırmanın derdindeyiz ee, yani oraya daha bu imar anlamında veya bu şekilde bir e, e, girişimiz olmadı ama Suriye konusu Iraktan çok farklı gelişti ve ilerledi evet. mesela size gene bir basit e, bizi farklı bir sürece götüren örnek vereyim. Biz buraya normalde Suriye'de bize göç eden ve tekrar topraklarına dönmek için bekleyen insanlar için bu bölgeyi biz ilk başta dillendirdik. Evet. Fakat süreç öyle bir ilerledi ki biz Suriye'yi konuşkayı batısı ve doğusu da iki ayrı e, partikül olarak değerlendiriyoruz. Fakat bir anda bu iki sektör bir araya geldi. Yani eğer İdlib'deki olaylar tırmansaydı ki orada bizim katkımız başta sayın Erdoğan olmak üzere ee, inanılmaz büyük bir katkı. Ee, şu an için e, tansiyonun biraz düştüğünü söyleyebiliriz ama Sayın Erdoğan'ın kurduğu cümle bile böyle başladı. Yani şu an için sakin duruyor. Fakat yarın ne olacağını kimse kestiremiyor. Yani İdlib'de rejimin saldırıları e, perde arkasında Rusya destekli devam ederse oradaki topraklarından edilen topraklarından oynayan ülkedeki insan sayısı 2 milyona yaklaştı. Biz şimdi eğer oradaki kriz büyürse bu 2 milyonu ilk etapta bu koridorda Tekrar barındırmayı hesap etmeye başlıyor. Yoksa Türkiye'ye girmek istiyorlar. Türkiye açamıyor zaten sınırını. Eski, bu ülkenin yani. kaldıracağı kaldır. bir kapasite var. Peki hocam, ee, biz eğer Fırat'ın doğusuna, Fırat'ın doğusu Amerikan hakimiyetinde bildiğim kadarıyla. Şimdi biz Fırat'ın doğusuna girdiğimizde karşımızda Amerika askeri, bir tarafta YPG'li teröristler. Ee, yani ne yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri bir Amerikan askeriyle karşı karşıya gelirse bir Türk subayı askeri Mehmetçi E ee, yani, şöyle ifade edeyim? Hani ben bunu çok mu böyle basitleştirdim yoksa bu soru soruluyor herhalde? Yani karşı karşıya kalırsa ne olacak? Çok akla gelen bir soru da ben çok net bir cevap vereyim. Fırat Kalkanı Zeytin Dalı'nda aynı sorularla Türkiye karşılaştı. Biz çok o sorulara muhatap kaldık <laughs> ve e, hani e, hatta dış basından da birçok gazeteci e, Amerikan askerle karşılaşırsanız nasıl bir süreç beklersiniz gibi enteresan sorular ürettiler. Ben o dönemde şöyle bir e, benzetmeyle örnek demiştim o soruları ve dedim ki Amerika her ne kadar deve kuşu gibi kafayı kuma e, gömmüş bir devlet olsa da Türk askeriyle karşılaşmayacak kadar, onun karşısına çıkmaya cesaret edemeyecek kadar da akıllı bir devlet demiştim. Ki keza aynı sorular, aynı konularla biz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda yüz yüze kaldık. Ve hep şunu savunmuştum. Karşı tarafta e, özellikle o çapulcu dediğimiz elikanlı katil işte SDG, YPG ne derseniz deyin adına. Benim için harflerin hiç önemi yok. Neticede bir elikanlı yapı var. Bunun isimleri farklı anılabilir. Bu yapıda da herhangi bir şey kalmadı. Hani siz bakmayın Amerika'nın öyle on binler, yirmi binler düzenli ordular gibi bir tablo ortaya çıkarmasına ve işteki bazı ee, bizden diye bildiğimiz e, maalesef odaklarca bunun adlandırılmasına karşı tarafta herhangi bir direnecek yapı yok. Çoluk çocuktan oluşmuş toplama bir çapulcu sürüsü var. Mehmetçiğin postal sesini duyduğu an bu yapı bir anda çözülecek, buharlaşacak ve nerede bu on binler, yirmi binler diye soracaksınız dedim. Fırat Kalkan'ı Zeytin Dalı'nı iyi takip evet. ettiniz. Birçok program yaptınız. Dediğim sürecin yaşandığını gördünüz.